kargoist sözü yormadan sunar Merve Hanım Allah'ı çocuklarımıza anlatmak için Onları soyut kavramları anlayacağı çağa kadar beklemeli miyiz? Çevremizde Allah'la ilgili sevgiden çok korku üzerine kurulmuş bağlar görüyoruz. Bu çocuklarda dahi böyle olabiliyor. Bunu değiştirmek mümkün müdür? İlk sorudan başlayalım. Soyut kavramları tam manasıyla idrak etmeleri 10 yaşın üzerini buluyor. Biz bu zamana kadar beklersek bir çocuğa haksızlık etmiş oluruz düşüncesi içerisindeyim. Tabii ki 10-12 yaşlarda çok daha iyi kavrayacak. Zaten o zaman mesuliyet başlayacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde olduğu gibi 3 kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi Blue Çağ'ın erinceye kadar çocuktur. Blue Çağları gelmiş olacak ve o zaman zaten tam idrakla beraber mesuliyet başlayacak. Ama onun öncesinde biz temeli sağlam döşemeliyiz. Temeli nasıl döşeyeceğiz? Tamamen sevgi üzerine döşeyeceğiz temeli biz. Çocuklara Allahü Teala'dan bahsedeceğiz. Hayatımızın içerisinde dilimizde, kalbimizde Allahü Teala olacak. O zaman Allah'ın izniyle işittiğini çocuk içselleştirecek, İdrak edemese de içselleştirecek. Neyi kastediyorum? Teşbihte hata olmasın. Mesela çocuk anne anne kavramını duyar. Anneanne. Anneannen kim dediğinizde iki yaşındaki bir çocuk der ki işte o benim anneanne. Peki anneannesinin, annesinin Annesi, babasının kayınvalidesi, dedesinin hanımı olduğunu idrak etmesi kaç yaşlarına tekabül eder? Oldukça beklemek gerekir. Bir tanesini anlar 5 yaşında, öbürünü anlaması 7-8 yaşını bile bulabilir. Eğer çocukların bir şeyleri idrak etmesini bekleyecek olursak her konu için epeyce bir vakit beklememiz gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken husus Allah ile ilgili kurduğumuz ifadelerin, kullandığımız ifadelerin, kullandığımız kavramların tamamen olumlu ifadeler olmasıdır. Küçük çocuklarda olumsuz hiç hiçbir ifadeyi dilimizde barındırmamalıyız. Ne gibi? Allah'tan korkmamız gerektiği gibi. Aslında bu cevapla beraber ikinci sorunuzun da cevabını vermiş olacağım. İşte Allah'tan korkmalıyız. O bize şöyle yapar, böyle yapar. Çocuklar artık çok şükür bunları duymuyorlar. Ama bunları duymasalar bile Allah'tan korkabiliyorlar. Neden korkuyorlar çocuklar Allah'tan? Gücünden dolayı korkuyorlar allah Teala'nın. Ben bununla alakalı kendi çapımda böyle bir anket çalışması yapmış ve çocuklara sormuştum. Niçin Allah'tan? Allah'ı çok seviyor musun diye sordum aslında. Çok seviyorum ama korkuyorum da ifadeleri geldi. Niçin korkuyorsun dediğimde de çünkü o çok güçlü. Yani bana her şeyi yapabilir dedi. Ben de çocuklara şunu sordum. Dedim ki ben de çok güçlüyüm. Değil mi? Sence güçlü müyüm? Güçlüsün dediler. Mesela Allah sana ne yapabilir? Beni buradan alıp fırlatabilir. E dedim ben de seni alıp buradan kaldırabilirim. Şuraya sertçe bırakabilirim. Yapar mıyım? Yapmazsın. Neden? Çünkü beni çok seviyorsun. Ben seni çok seviyorum. Seni sevdiğim için sana böyle bir şey yapmam. Allah'ın da sonu gücü sonsuzdur. Allah da çok güçlüdür ama çocukları çok sever. Çocukları çok sevdiğini özellikle işittirmemiz gerek. Mümin kullarını çok sevdiğini özellikle çocuklara işittirmemiz gerek. Bizim bütün hayatımızda yani nasıl olacak bu? Mesela diyeceğiz ki Allah'ım bizi ne kadar da çok seviyorsun. Ne kadar güzel masmavi bir gökyüzü yaratmışsın bizim için. Ya bu gökyüzü hep karanlık olsaydı. İyi ki karanlığı da var. Gecesi de var. Dinleniyoruz, uyuyoruz ama hep karanlık olsaydı içimiz kararırdı işimizi yapamazdık. Oyunlarımızı bile rahat rahat oynayamazdık. İşte ya Rabbi bizi ne kadar da çok seviyorsun. Bizim için yumuşacık çimenler yaratmışsın. Ya hep dikenli çalılıklar olsaydı her yer. Rahat rahat koşup oynayamazdık. Allah bizi ne kadar çok seviyor. Bu suları, bu gökyüzünü, bu denizi, bu akarsuları bizim için yaratmış. Sesi bile ne kadar güzel. Şu kuşların şarkısını Allah bize ne güzel söyletirmiş. Bu ifadeleri duyan çocuk Allah'ın bizi çok sevdiğini idrak edecek Allah'ın izniyle. Şimdi bunları biriktirdiğinizde şunu söyleyebilirsiniz söylemenize gerek kalmayacak. Biliyor musun? Ben bu hayatta en çok Allah'ı seviyorum. Senin de en çok Allah'ı sevmen gerekiyor. Çocuklar burada incine biliyorlar. Hep en çok sevilen olmak istiyorlar. Çünkü bunu idrak edemezler. En çok Allah'ın sevilmesi gerektiğini. Ama size Allah'ın izniyle temin edebilirim ki bir çocuğa Allah'ın onu çok sevdiğini, bizi çok sevdiğini fark ettiğinizde çocuk otomatik olarak şuraya varıyor. Ve bir gün gelip size diyor ki, ''Anne, kusura bakma ama ben artık en çok seni sevmiyorum. Bu benim yaşadığım bir e, olaydı. Çok şaşırdım. Kimi seviyorsun? Neden en çok beni sevmiyorsun? Ben artık en çok Allah'ı sevmeye karar verdim. Çünkü seni bile bana o hediye et. Buraya kendisi varıyor. 4-5 yaşındaki bir çocuk Allah'ın izniyle. Seven ve sevilen o sevgiyi görüyor. Çünkü diyor ki bu kadar çok seviyor beni Ben de onu sevmeliyim. Sonunda da en nihayetinde de seven sevdiğine sevgisini göstermek istiyor. O zaman zaten otomatik sistem gelişiyor. Namazlarını onun için kılmak istiyor. Bakıyor ne yapmam lazım Allah'ın rızasını kazanmak için. Bizden duyuyor işitiyor. İşte annem şunu yapıyor Allah'ın rızasını kazandığımı söylüyor. Babam bunu yapıyor Allah'ın rızasını kazandığını söylüyor diyor. Bu noktada da zaten dilim Bizde bolca rıza kavramını bulundurmamız gerek. Çocuğun hayatında işiteceği ifadeler, Allah'ın bize olan sevgisi. Bununla birlikte bizim de Allah'a olan sevgimiz ve o rızayı kazanma hallerimiz. Ne gibi? Mesela çocuğa şunu söylememize gerek yok biliyor musun? Allah her zaman bizi görür, her yaptığımızı duyar hepsini bilir. Kaygı barındıracak şekilde böyle bir ifade kullanmamıza inanın gerek kalmıyor. Ne yaparsak? Mesela dersek ki biz çocuğa biz bu kedinin başına okşadık ya Allah ne kadar da hoşnut olmuştur. Selam verdik Rabbimiz bundan razı oldu. Bir hastayı ziyaret ettik. Ne kadar da hoşnut oldu Rabbimiz. Ben bu ifadeleri kullandığımda çocuk diyor ki Allah demek ki hep var. Her zaman benim yaptığımdan haberdar. Görüyor, duyuyor, biliyor. Bütün bu sistemi çok kolay bir şekilde eşleştiriyor çocuklar zihinlerinde. Çekindikleri bir yer var bu hususta ebeveyn hoşnut olmak, razı olmak ifadelerini çocuk anlar mı? Bunları kullanmamdan e, bir beis olur mu kullanmamda? Mutlu olmak, üzgün olmak ifadelerini de çocuklar doğduğunda bilmiyorlardı ki. Biz kullandıkça anlam bulutları içerisine bir yere yerleştirdiler. Bu ifadeleri de kullanış biçimimizden dolayı alacaklar ve yerleştirecekler Allah'ın izniyle. Şunu da unutmamamız gerek. Çocuklar zaten Rablerini tanımak üzere bir sistemle yaratıldılar. Piaget herkes tarafından kabul görüldüğü için onun kuramından bahsetmek istiyorum. Der ki okul öncesi dönem çocukları için. Egosantrizm, finalizm, artifisiyalizm dediğimiz çocukların temel zihinsel unsurları vardır. Çok hızlı bahsedeyim. Egosantrizm dediğimiz şey çocuk her şeyin kendisine ait olduğunu düşünür. Finalizm dediğimiz şey de her şeyin kullanılış amacı olduğunu düşünür. Yani masa üzerine oturmak için değildir. Kızar oturursanız. Yazı yazmak içindir, yemek yemek içindir der. Artifisiyalizmde de çocuk der ki her şey bir sanat eseri ve en nihayetinde de batılı kaynaklarda yazan ifadelere göre çocuk zaten bütün bu sanat eserlerini yapan birisi var der. Şimdi ben bu üçüne baktığımda apaçık bir şekilde şununla karşılaşıyorum aslında. Piaget yine bunu isimlendirmiş ama sistemi zaten Allahu Teala kurmuş. Tamamen kendisini tanımak üzere yaratmış çocuğu. Ne diyor çocuk? Her şey bizim için yaratıldı. Her şey bize ikram edildi. Bu kainattaki her şey benim, bizim. Sonrasında ne diyor? Hepsinin bir kullanış amacı var. Hiçbir şey boş yere yaratılmadı. Hepsi bir faydaya hizmet etmek için yaratıldı. En nihayetinde ne diyor? Bunların hepsi birer sanat eseri ve bu sanat eserlerini ortaya koyan benim Rabbimdir. İşte bir ebeveynin bu noktada yapması gereken ne? Bizim ayet ve hadiste de sabit olarak bildiğimiz Allahu Teala'nın fıtrat dediği, ben fıtrat üzerine yarattım dediği çocuğun hazır bulunuşluğunu su akar yolunu bulacak zaten. O su yolunda ilerlerken ona eşlik etmek, o hazır bulunuşluğu beslemek, sözlerimizi Allah'ın bize yaratmış olduğu, bize ikram etmiş olduğu güzellikleri ona göstererek, fark ettirerek işte bir mandalina yerken daha önce Bekir abinin programında bahsetmiştik. Sorular sorarak, merak uyandırarak, peşine düşmesini sağlayarak bu mandalinanın kabuğu neden var acaba? Allah-u Teala bunu neden kabuklu yaratmış ki? Sorduğumuz o zaman çocuk diyecek ki hakikaten neden ya? Ve kendisi bir cevaba ulaşacak. Aa evet diyecek. Tefekkür edecek, düşünecek. Ya o kirlenmesin diye, işte mikrop olmasın diye tertemiz. allah Teala'nın bize her şeyi nasıl da planlı, nasıl da tam zamanında o hastalıkların arttı, işte o C vitamini ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda yarattığından bahsetmiş olacağız. Tefekkürü hayatımızın içerisine alalım. Okul öncesi dönemde özellikle 7-8 yaş dönemine kadar tamamen sevgi ifadeleri kullanalım. Allah'ın sevdiklerinden bahsedelim. Sevmediklerinden de bahsedelim etmek için acele etmemize gerek yok. En nihayetinde Allah çocuğu her halükarda seviyor. Allah israf edenleri sevmez. Ayettir, muhakkaktır. Ama çocuğa ayeti aktarmamıza e, bu noktada bu ayeti seçmemize gerek yok. Çocuğa ayet aktarırcasına da değil. Normal bir ifadeyle diyebiliriz ki Allah tasarrufu sever. Bunun yerine hep sevilenleri kullanalım. Sevilen davranışlardan bahsedelim, sevilmeyenler yerine. O zaman çok daha kolay bağ kuracak. Bundan bahsetmemin sebebi de şu. Ben yine bunu yapmıştım öğretmenken bir çocuğa bu ayeti öğrettim. Ardından çocuk yemekhaneye indi. Yerlere döküp saçmış. Öğretmen de demiş ki israf ediyorsun. İkisini birleştirmiş ağlıyor. Niçin? Allah beni artık sevmeyecek. Çünkü ben israf ettim çocuklara davranışların olumlu olan kısımlarını söyleyelim. Allah tasarruf edilmesini sever. Hatta burada çok ince bir çizgi var bence. Kişiyi değil davranışı parlatalım. Allah tasarruf edenleri sever dediğinizde yine onu yapamadığı için sevilmediğini düşünüyor. Ama Allah tasarruf edilmesini sever dediğinizde teşvik olmuş oluyor. Yalan söyleyenleri sevmez değil. Sözün doğru söylenmesini sever. Hatta doğru söyleyenleri de demeyelim. Az önce dediğimiz mantıktan yola çıkarak sözün doğru söylenmesini sever. Tamamen sevgi ifadeleriyle bahsettiğimiz de çocuk Allah'la korku üzerine değil sevgi üzerine bir bağ kuracaktır Allah'ın izniyle. Sonra da bu sevgiyi ona göstermek isteyecektir. Kargoist sözü yormadan sundu.